Bursa polisinin uyuşturucuyla mücadelesi hız kesmiyor. İl genelinde yapılan operasyonlarda 8 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 110 gram bonzai, bir miktar esrar ve metamfetamin, bir adet hassas terazi ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 5 zanlı hakkında kullanmak için uyuşturucu satın almak ve bulundurmak suçlarından ceza işlem yapıldı. Diğer 3 şüpheli ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Hepiniz birer vali, hepiniz birer cumhurbaşkanı, başbakan, milletvekili ve olmak istediğiniz her şeyi olabilirsiniz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen rol model çalışmasının konuğu Bursa Valisi İzzettin Küçük oldu. Çok sevildiğinizi bilin. Bu dünyaya Allah katan sizlersiniz. Siz olmasanız biz ne diye çalışalım? Koruma ve bakım altındaki çocuklarla bir araya gelen Vali Küçük önemli öğütler verdi. Çalışarak açamayacağınız kapı yok gençler, çocuklar. Efendim hiç top oynamayın, hiç şu oyun oynamayın, şunu yapmayın, onu demiyorum. Ama pek çok çocuk hiç masa başına gelmiyorken, pek çok çocuk hep eğlencedeyken sürekli ben dizlerimi kırıp ders çalışıyorum. Onlar için bir yaşam merkezi. Bursa'da engeller tarımla aşılacak. Farkındalık oluşturan güzel bir projeye daha imza atılıyor. Engelli kardeşlerimizin engelleri aşabilmesi adına da tarımla hemhal olacağı bir ortam sağlanıyor. Bursa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan Tarımla Engelleri Aşıyoruz protokolü, Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Engelliler Federasyonu arasında imzalandı. Protokolle Bursa'daki engelli vatandaşlara tarım alanında uygulamalı mesleki eğitimler verilecek. Ayakta kendi başlarına kalabilecek imkanları, şartları, destekleri vermek için tarım alanında da özellikle onların becerilerini, kapasitelerini, kendi hayatlarını sürdürebilme imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek için ortak bir proje yaptık. Kaliteli hizmet, sağlıklı personelle verilir projesiyle belediye personelini kilo vermeye ve sağlıklı yaşama teşvik eden Osman Gazi Belediyesi, en fazla kilo veren iki personele bisiklet hediye etti. Bizim özellikle sağlık işleri farkındalık noktasında hakikaten Bursa'ya yaşayan şekilde faaliyetler oluyor. Bir yıl süren program sonunda 15,5 kilo vermeyi başaran Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Hatice Kutlu Bülbül ile 9 kilo veren İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü personeli Tuğba Doğan projenin birincileri olarak bisiklet ödülünü kazandı. Sağlık için ve tabii ki yaza girdiğimiz için biraz daha kendimizi toparlama adına bu faaliyeti yaptık. Türkiye'de sigortacılık sektörü ülke ekonomisinden daha hızlı büyüyor. Sigorta sektörü geçen sene prim üretimi olarak 38 milyarlık bir prim üretimi gerçekleşti bu sektörde. %12 gibi bir büyüme var. Türkiye'de zorunlu deprem sigortası yaptırılan konut oranı %46, kaskolu araç oranı %25, özel sağlık sigortası oranı ise %3. Verileri değerlendiren Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer, sektörün önünün açık olduğunu söyledi. Her zaman sigorta sektörünün, pazarının, ekonominin üstünde bir büyümeyle geliştiğini görüyoruz. Bunun da temel nedeni Türkiye'de sigortacılık henüz bir doygunluğa ulaşmış durumda değil. Sektörün büyüme gerekçelerini sıralayan Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen ise döviz kurundaki artışın yarattığı olumsuzluğa değindi. Araba satışlarının artması, ev satışlarının artması, üretimin artması sigorta sektörünü olumlu yönde etkileyecektir. Diğer taraftan da kur, faiz gibi aslında maliyet yaratan unsurların da artması bizim hasar maliyetlerimizi olumsuz şekilde etkiler. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kurulan Yenişehir Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi 650 dönüm üzerine sanayi sitesi yapıyor. Belediyemizle istişare halinde, Sanayi Bakanlığımızla istişare halinde olarak çalışmaları bugüne kadar getirdik. Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası ve Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Orhan Torun, yıl sonuna kadar temeli atılması planlanan projeyle birçok insana yeni iş sahası açılacağını söyledi. Mobilyasından, zirai aletine kadar,
pulluk, tırmık, otomotiv, yan sanayi, parça üretenlerden tutun. Bizim gibi kasa imalatı yapanlar. Çok daha farklı sektörler var. Bu yıl 6.sı düzenlenen Uluslararası Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Bölge Elemeleri, Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Bursa ile devam edecek. Sadece bir spor dalı olmaktan öte, içinde bir kültürü barındıran, içinde bir yaşam tarzını barındıran spor dalları bunlar. 20-22 Nisan tarihlerinde Atatürk Stadyumu Meydanı ve Yunus Emre Havaalanı'nda düzenlenecek elemelere İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Balıkesir, Manisa ve İzmir'den toplam 874 sporcu katılacak. Okçular Vakfı'nın düzenlediği etkinlik Cumhurbaşkanımızın himayelerinde organizasyonumuzu gerçekleştiriyoruz. Puta okçuluğu, menzil okçuluğu, mas güreşi, aşık atma ve mangala kategorilerinde düzenlenecek elemelerde okçular 27-29 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Fetih Kupası'na katılmak için yarışacak. Bursa'da Turizm Haftası farklı etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Turizm haftamız kutlu olsun. Tarihi Çarşı ve Hanlar bölgemizde İl Kültür Müdürlüğümüz, belediyemizin de iştirakiyle, birlikteliğiyle güzel bir etkinliğe imza atıyoruz. Bursa İl Kültür Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Tarihi Hanlar ve Çarşılar Birliği Turizm Haftası kapsamında Kapalı Çarşı'da program düzenlendi. Programda öğrenciler Bursa yöresine ait halk oyunlarını sergiledi. Biz bu etkinliklerin artarak devam etmesinden yanayız. İnşallah turizmde Bursa da hak ettiği payın daha da fazlasını alır. Al Pacino'dan Robert De Niro ve Tarık Akan'a. Bu Türkiye'de ikinci sergim. Geçen sene Konak'ta bir tane sergim olmuştu. Çalışmalarına yurt dışında başlayıp birkaç yıldır Türkiye'de sürdüren ressam Alp Özelmaz ikinci kişisel sergisini Bursa'da açtı. 10 senedir yağlabayı yapıyorum. 3 senedir ülkedeyim, buradayım. Gördüğünüz gibi çoğu portre üzerine. Özelmaz'ın çoğunluğu portrelerden oluşan yağlı boya çalışmaları Nilüfer Belediyesi Halk Evi sergi salonunda görücüye çıktı. Özelmaz'ın başarılı çalışmaları, tuvale aktardığı dünyaca ünlü isimlerin de dikkatini çekmiş. Onlardan biri, dünya sinemasına damga vuran isimlerden Robert De Niro. Al Pacino ve Robert De Niro'yu bayağı uğraştım. Bir ay falan uğraştım onda. Gittim geldim beğenmedi. Robert De Niro'nun sayfasına da koymuştum. O da beğenmiş olmalı ki, o da benden satın almak istedi onu. Alp Özelmaz'ın sergisi 24 Nisan akşamına kadar Nilüfer Belediyesi Halk Evi sergi salonunda gezilebilecek. Bursa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 40. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında düzenlenen Edis konseri çocukların akınına uğradı. 40 ülkeden 800 çocuğun katıldığı 23 Nisan Şenliği'nin 4. gününde Edis rüzgarı esti. Merinos Parkı'nda sahne alan genç şarkıcı yoğun ilgi gördü. Edis sevilen şarkılarının yanı sıra sahne şovlarıyla da çoğunluğu çocuklardan oluşan hayranlarını tam anlamıyla coşturdu. Genç şarkıcı zaman zaman sahneyi dünya çocuklarıyla paylaştı. Yüzlerce çocuk Edis'le fotoğraf çektirmek için kuyruğa girdi. Ünlü şarkıcı Funda Arar, Yoluma Düşen Şarkılar turnesi kapsamında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde hayranlarıyla buluştu.
konsere Kaldırımlar şarkısıyla başlayan Funda Arar, Benim İçin Üzülme, Yak Gel, Senden Öğrendim, Camdan Kalp, Geceler ve Ateş Düştüğü Yeri Yakar gibi sevilen şarkılarını Bursalı hayranları için seslendirdi. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde kulakların pasını silen Funda Arar ve orkestrasının performansı dinleyicilerden tam not aldı.